Merhaba arkadaşlar, Meryem 17-12 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi benim ruj çiçeğim tekrar açmakta. Hem onu göstermek istiyorum size, hem de cam önündeki çiçeklerimi göstermek istiyorum. Bu ruj çiçeği bu sene 3. açışı. Bakın her tarafı böyle çıtır çıtır, pıtır pıtır. Bakın her tarafı böyle çiçek dolu. Şöyle çevireyim ben size. Bakın. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın biraz daha çevirebilirsem. Bu sene bu açmalara doyamadı. Dediğim gibi 3. açması. Ve burayı da sevdi. Bir zamanlar derken yazın biraz balkonda tutmuştum bunu ben. Ama burayı aldıktan sonra geçmişteki videolarıma da bakarsanız orada tam olarak açmış çiçeklerini de görürsünüz. Ama ben bunu tekrar çekmek istedim. Bu yıl 3. kez ruj çiçeğim açıyor. Evet, onun yanında gördüğünüz gibi hoyam var. Muhteşem hoyam. Boynu bükük hoyam diyorum buna ben. Halen bunun uçlarını ben daha tutturamadım. Bakın. Ama bundan maalesef biri 3 kez verirkeni öbürü hiç vermiyor. Evet, şöyle geçelim. Şöyle cam üstü. Yani şöyle göstereyim ben size. Şurada şu. Burada ruj çiçeğim. Bu da bir hoya türü. Ama o da bende açmadı. O da öyle aldı başını gitti. Ta kornejin aralarına kadar girdi. Ama çiçek vermiyor. Neyse. Ama güzel de buraya böyle bir yeşillik verdi. Oldu. Şimdi siz dersiniz ki Mary burada cümbüş mü var? Bu ne? Bakın. Bakın size cam önünü göstereyim. Dekorlar içinde bir cam önü burası. Evet. Şunu göstereyim. Bu benim yeni aldığım Weihnachtsstern. Pardon, Almanca'ya geçtik hemen. Bu benim yeni aldığım yılbaşı çiçeği. Bunun saksısını değiştirdim. Geçirgen bir toprak yaptım. Ve kuruduğu zaman su vereceğim. Bundan benim babamın vardı. Babamın koskocaman bir ağaç gibi olmuştu. Muhteşemdi. Ama yani şöyle size söyleyeyim, 10 senelik mi diyeyim artık ne. Ben de böyle aldım. Bakalım rengi de nasıl çıkacak. Şöyle bunlar bu hafta Angebot'taydı Aldi'de. Yani Aldi'ye giden arkadaşlara da duyurulur. 1.79 falandı sanırım. Pahalı da değildi. Evet, şimdi gelelim şöyle dekorlarımızı göstereyim. Bunlar, şurada benim bir bekçim var. O benim. Onu ben aldım. Şurada mantarı var. Ablam böyle dekor işlerini çok seviyor. Ve kendisi de yarın gidiyor. Buradan ona böyle bir... Bunların hepsi toplanacak. Çünkü onun bunlar. Ben böyle şeyleri pek sevmiyorum. Bakar mısınız? Ha, güzel mi güzel? Ama yani benlik değil. Öyle diyeyim ben size. Ben pek böyle dekor işlerine şey takılmıyorum. Ama o çok sevdiği için de nereye gitse bir şey buluyor. Öyle diyeyim. Bakar mısınız şuna? Ha, şu an hoşuma gitti. Böyle. Şöyle göstereyim. Ama benlik değil. Ben sevmiyorum böyle dekor işlerini. Ben çok sadeliği severim. Onu da ileteyim. Yani bir dahaki videoda bu dekorları görmezseniz Meri onlar nereye gitti demeyin. Bunlar ablamın eserleri. Böyle o böyle çıtı pıtı şeyleri, böyle figürleri, şunları bunları o çok sever. Ben değil. Ben biraz sade kaçan biriyim. Evet, ve gördüğünüz gibi camın önünde. Tabii ben şimdi bu dekorlardan dolayı buraya geçemiyorum tabii ki ablamın yüzünden. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu cam önündeki sukulentler, kaktüsler. Donlar başladı. Biliyorsunuz geçenki videomda hatta kar yağmıştı. Bunları Meri örttüm mü dersiniz? İnanın örtmedim. Daha doğrusu zamanı... Aha, ablamın dekorları düştü. Aa, düştü. Neyse.
Örtmeye zamanım bile olmadı. Böyle kaldı bunlar ama bir şey de olmadı. Bunlar bu yıl burada bu şekil kalacaklar. Üstlerini de örtmedim. Şimdi cama açamıyorum maalesef. Yalnız buradan size içten göstermek istiyorum son durumlarını. Bakın ne çürüme var, ne bir şey var. Şöyle de göstereyim size. Şöyle bakın. Orada bir ghost var. Bakın guyama kaktüsüm orada. Yine nato kaktüsü orada. Paraguayenseler falan hepsi bu karı yediler bu yıl. Bakın orada bir tane sedum clamatum var. Mini minnacık. Böyle şurada bir Albertin var. Belki öbür tarafı açabilirsem. Ablam burayı dekorlarla doldurduğu için camı açamıyorum. Neyse. Bakın. Bakın. Bunlar hepsi karda, yağmurda, donda, dışarıdalardı. Ve ben dediğim gibi buraya geçemiyorum bile. Bakın orada da gayet mutlu, huzurlu yaşıyorlar. Ablamın dekorlarda tek tek düşüyor. Yani durum bu. Ben de şöyle göstereyim size ama bu pöpö pöpö çok hoş olmuş. Orada opuntia var. Santa Rita mı değil mi bilmiyorum. Çok da emin değilim. Emin olmadığım şeyleri de demek istemiyorum ama muhteşem bir renk olmuş. Onu geçen çevirdim ben. Şöyle sizlere göstereyim dışarıdaki sukulentlerin son durumları bu şekil. Şöyle bakın orada Yakup kolyesi muhteşem bir şekilde bir dal atmıştım ama o da orada kocaman olmaya başlamış. Şöyle göstereyim size. Evet. Bir yandan da dekorları yitiyorum ki size kayıt yapabileyim diye. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bu kaktüsüm bayağı burada büyüdü. Şu kuş koması şöyle yitersem. Şurada da Euphorbia kaktüsüm var. Şunlar var. Bakın orada. Hatta yapraktan bile var. Onlar da güzel güzel büyümedi. Bakın şurada bir de Debbie var. Evet. Şöyle göstereyim ben size. Minik minik de koymuştum ben ona. Şu benim güneş yanığı kaktüsüm. O da gayet iyi. Biraz rengi sararmış gibi ama artık da soğuğun verdiği. Bakın oradaki Baldi var. Soğuğun verdiği o da yani artık biz bile donuyoruz dışarıya gittiğimiz zaman. Bizim bile rengimiz değişiyor. Bakın şöyle de gösterdiğim zaman camdan balkonu görüyorsunuz. Orada halen sardunyalar açmakta devam ediyor oradakiler. Size dekorlu bir cam önünden ablamın dekorlarıyla bugün böyle bir merhaba demek istedim. Şuradan kuş konmaz yine bir dal vermiş. O da kocaman oldu orada. Bu köşeyi çok sevdi. Şöyle göstereyim. Bazı çiçeklerim yalnız telgraf çiçeğim vardı. Sonra ne vardı? Onların hepsini Treppenhaus'a koymak zorunda kaldım. Onlar artık orada kalacak. Treppenhaus Türkçesi. Merdivenlik mi deniyor? Ne deniyor? Artık orada onlar. Onların da bir gün size videolarını çekerim. Böyle dekorlu bir cam önünden açmış. Evet, şurada da bunu göstereyim size. Bakın, bu da böyle yanlarından beyaz beyaz çiçekler çıkardı. Yerini sevdi bu. Gayet de güzel. Bakar mısınız? Aldığımda bu kadar büyük değildi, minnacıktı. Ama çok sevdi. Çiçeklerini vermeye devam ediyor. Yaprakları bakın, üstelik kalorifer yandığı halde bile. Ama sık sık bunları fısfıslamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Evet, ben de bu güzel dekorlu cam evinden size, cam evinden diyorum, cam kenarından bir merhaba demek istedim. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Abone değilseniz lütfen abone olarak izlerseniz beni mutlu edersiniz. Zil sesini açarsanız da haber, videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Çünkü genelde beni %90, %80 abonesiz izliyorlar. Şunu da söyleyeyim. Aboneler ücretli değildir. Lütfen abone olarak izlerseniz beni de desteklemiş olursunuz. Ve buradan ruj çiçeğimle, hoya çiçeklerimle, kuşkonmazla, anturyelle, guzmanyayla size güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.